Madem bir de uygulama yapalım analize geçmeden önce. Bana bu tarz yapıların şeyi çok fazla soruluyor. Hani parametrik olarak tasarlanması. Şeyler çok sorulmuştu zaten bu latis ve oranın yapılar. Nedir? İşte kiriş yapılar ve organik yapılar. Şöyle göstereyim size. Mesela şunlar organik oranın yapılar. Kiriş olanlar da burada var mı bilmiyorum ama. Mesela şunlar kiriş sayılabilir. Latis yapılarda, şu bir latis yapıdır. Bunlar da parametrik ama topolojik bir unsurdur. İşte parametrik olarak mesela şöyle bir yapıyı çok rahat oluşturabiliriz. Tek bir parça içinde. Deneyelim biz de. Bir uygulama yapalım şimdi. Yeni bir dosya açayım. Tasarım tablosuyla yapalım bunu. Hem tasarım tablosu hem şey kullanarak neydi? Konfigürasyonları kullanarak spline'la yapalım. Spline'ın bir ucunu şeye bağlayayım. Koordinat eksenime. Şöyle iki noktalı bir spline olsun. Buna şey vereceğim. Ölçü vereceğim. Atıyorum. 5 milim. Bu da eşittir. Çarpı 2 olsun. Tam aslında doğru oldu böyle yani. Doğru bir şey istemiyor. Çarpı 3 değil bunu. Eğri olsun. Tamamdır. Aynı alayım bunu bir. Bir de offsetleyeyim ki şurada bir yanlışlık var mı bakalım yokmuş tamam. Bir de offset verelim. Tersine diyelim. 5 milim de offset verelim. Çizimi kapatayım. Niye böyle bir hata verdi? O zaman şunu aynalayalım herhalde. Aynalayınca düzelecektir. Şimdi bakalım ekstrüde edelim. Parçamı doğru çizmiş miyim? Herhangi bir sıkıntı görünmüyor açıkçası parçada. Şimdi parçama feature'larını ben tasarım tablosuna artık bağlayayım. Bunun için yapmam gereken ne var? Ekleden tablolar, tasarım tablosu diyeceğim. Otomatik oluştursun. Şimdi arkadaşlar tasarım tablosunu görmüştük zaten. Extrude bölümünü almadım. Ha, çok pardon. Extrude bölümünü almadım. Kalınlık hep aynı olacağını ben düşünerek böyle yaptım. Tasarım tablosunu hemen bir açayım. Tabloyu düzenle. Sadece buradaki feature'ı almış oldum. 5'i kendim vermiştim. Çarpı 3 demiştim. Color description'a şu an gerek yok. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Bu konfigürasyonun adı 1 olsun. 2, 3 böyle bir gitsin. İşte 10 tane yapayım. Burası da aynı şekilde gitsin. 5, 6, kaç? 14'e kadar gitti. Şurası aynı olacak. Şunu yapıp çektiğim zaman değişmeden gitmesi lazım. Evet. Şurayı şu satırla da şu satır aynı olacak. Bunu yapmasının sebebi ölçüyü aynalama yaptığım için böyle bir şey yaptı. Bakın şurada bunu yaptı. Tamam tasarım tablom şu anda okey. Bunu bir kaydedeyim. Konfigürasyonlarımı oluşturacak mı? Konfigürasyonlarımı oluşturdu. Şimdi bir deneyelim. Program kendine gelsin. Bir deneyelim konfigürasyonlarımızı. Aa çok garip bir şey yaptı. Acaba neden böyle bir şey oldu? Onu da
Askere girip alırız büyük ihtimalle. Bunlara nedense sıfır kabul etmiş. Aslında çarpı 3 yapması gerekiyordu. Bakalım. Hatamızın nerede olduğunu bir anlamaya çalışalım. Birinci konfigürasyona bir daha gideyim. Şuradan çıkalım da. Burada sorun var mı? Şu anda yok. Peki tasarım tablosunun acaba sıkıntısı ne? Bunu bir irdeleyelim. Şu an hepsi çizim biri. 3 ile çarpması gerekiyor. Acaba neden sıfır aldı? Buranın hücre biçimlendirmesine bakalım şimdi. Burası genelmiş. Peki bu ne? Ve acaba neden sıfır aldı? Burası da genelmiş. Tamam. Bir sıkıntı görünüyor. Biz bir daha bir kopyalayalım. Tek tek yapayım hadi bu sefer. Tamam. Şimdi bir daha deneyelim. Tekrar oluştursun. Bakalım sıkıntı var mı? Pardon, işte kalmış. Özür diliyorum. 2, 3. Ha, şimdi oldu arkadaşlar. Bak. İlerledikçe montajım değişiyor. Şimdi ne yapalım? Bir montaj yapalım hemen. Koordinat eksenimi açayım. Ha, parçayı kaydetmemişim. Çok pardon, hemen. Buraya kaydedelim. Bu parametrik parça olsun. Atıyorum, bir sehpa gibi bir şey olduğunu düşünün bunu. Montaja gelelim. Bırakalım. Şimdi burada eğer ben şey yaparsam bunu bileşen çoğaltma ile yaparsam bütün parçaları konfigüre etmem zor olabilir. O yüzden tek tek bunları aslında buraya koyup şey yapmam gerekecek. Bu kısmı yapayım ben, sonra tekrar konuşalım, aralarına montaj çizgisi tanımlayayım. Şimdi montajımı iyi kötü oluşturdum. Burada şeyimi kapatayım da şunları daha güzel görünsün. Hatta parçaya da bir isterseniz ahşap desen atayalım. Bunun mesela bir sehpa olduğunu düşünün. Organik bölümünde vardı sanıyorum. Evet. Buradan bir tane adı meşe midir? Palamut şey. Gürgen ağacı mıdır onu bilmiyorum ama bir tane polisajlanmış ağaç görünümü aldım. Hepsi değişti zaten. Şimdi ne yapacağım? Bunları tek tek birden başlasın. 2, 3, 4, 5, 6 diye devam etsin. Böyle parametrik bir şekil oluşturuyorum. 5 dakikada yaptık ama aslında güzel bir şeye benzedi. Bence. Bu 6 olacak. Bu zaten 7'de kaldı. Bu 8. Evet. 9. 10 da yapmışız. Bu da 10. Bakın böyle bir yapı. Atıyorum bir yerin çatısı veya başka bir şey. Tek parçayla oluşturduk. Burada kalınlığı da aslında şeye bağlayabiliriz, parametreye. Başka bir şey, mesela konfigürasyonla şunu yapabiliriz. Şuralardan kesip bunda belli bir uzunluk atayıp işte konfigürasyon arttıkça böyle bir yapı oluşturmasını da sağlayabilirdik. Neyse, konu detaylıca anlaşıldı diye tahmin ediyorum da. Uygulamamızı da yapmış olduk. Şimdi analiz bölümüne devam edelim. Diğer derslerde görüşmek üzere.